Diğer telefon. Selamun Selamun aleyküm aleyküm. hocam. Aleyküm selam Berkay. Bugün Berkay gibi soru soranlar çoğaldı. Yani senden güç alıyorlar herhalde. Söyle bakalım, bugün ne hazırladın? Hocam öncelikle halkımızın benimle ilgili iyi ve kötü yorumları için teşekkür ediyorum hepsine. Abla ve abilerimin ellerini öpüyorum hocam. Peki, sağ ol. Allah razı olsun. Hocam bugünkü sorum şartlar gereği insan zor durumda kaldığında hani sadece sözlü olarak o an dinini inkar etmiş gibi yaparsa günaha girer mi diye soracaktım. Yani bunu biraz örneklendiririm hocam size. Evet. Mesela hocam Bilal-i Habeşi hocam işkence yapılmıştı hocam. Doğru. Hocam o işkenceden kurtulmak için o sırada anlık olarak Allah'ı inkar etseydi hocam ne olurdu? Sadece işkenceden kurtulmak için hani kalben yine Müslüman olmaya devam edin. Sadece sözlü olarak Evet. acıdan kurtulmak için. Bu olayın aynen benzeri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde yaşandı Berkay. İlk şehit biliyorsunuz kadınlardan Sümeyye ve kocası Yasir. Birbirlerine kazıklara çakıldılar, birbirlerine bağlandılar ve develere çektirilerek parça parça edildiler vücutları. Ammar bin Yasir de onların oğulları, onun göz önünde oldu. Müşrikler dediler ki Allah'ı inkar edeceksiniz, putları öveceksiniz, Muhammed'i inkar edeceksiniz. Onlar etmedi, anası babası parça parça ettiler vücutlarını. İkisini de şehit ettiler. Ammar bin Yasir bu manzara karşısında dehşete kapıldı ve sonunda onların dediğini söyledi. Söyledi ama kahrolarak geldi Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Ona da işkence yaptılar ama öldürmediler bunu söyleyince. Ya Resulallah ben kafir oldum dedi. Nasıl kafir oldun? Anam babamı şehit ettiler gözümün önünde. Beni de Hübeli Lat-ı Uzza'yı yücelt diye söylediler. Muhammed'i inkar et dediler. Ben de orada inkar ettim. Kalbin ne diyordu Ammar? Kalbin. Kalbim seninleydi ya Resulallah. Kalbim Allah'laydı. Sen müminsin. Müminsin, üzülme. O zalimler cezasını çekecekler. Kalbine sor, kalbine danış. Dolayısıyla bu bir ruhsattır. Bilal-i Habeşi'nin yaptığı azimettir. En yücesidir o. Taş bağlanmış, yerde sürünüyor ama hiçbir zaman Allahu Ekber demekten, Allah'a demekten vazgeçmedi. Ammar bin Yasir'in yaptığı da ruhsattır. O da o ruhsatı kullandı. Çünkü buna zecir denir. Zorla bir zorlama varsa, can tehlikesi varsa insan orada canını kurtarmak için ruhsatı kullanabilir. Hocam, şimdi can dediniz hocam. Aslında sorumun cevabını aldım ama burada can dediniz sonda. Evet. Yani biraz günümüzle bağdaştıralım hocam. Örnek veriyorum. Büyük bir iş kurumunda hocam çalışmak istiyorum. Dudak uçuklatacak derecede bana bir para verecekler. Ama patronum diyelim ki hocam ateist veya inançsız. Hani ben kalben yine Müslüman olsam ama patronuma karşı örnek veriyorum. Hani Müslüman olmadığımı diretsem yine bu günaha girer mi? Ama kalben hala Hayır. Müslümanım. Öyle bir ruhsat yok. Ortada can tehlikem yok Öyle ama. bir ruhsat yok. O bir tam bir münafıklık olur. O da zaruret yok çünkü sadece menfaat ve çıkar için var. Can tehlikesi yok. Zaruret nispetinde takdir olunur. Can tehlikesi olursa ancak bunlara müsaade edilir. Anladım. Sadece yani can burada esas alınıyor. Evet, evet Berkay'ım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Sağlık, Teşekkür afiyet ederim. diliyorum inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.